Zamirden türemiş sözcüğü cümlede isim, sıfat, zarf olarak kullanabiliyor muyuz? Tabii ki kullanabiliyoruz. E örneklere bakalım. Bu insanlar bencil dediğinizde burada bencil kelimesi zamirden türemiş bir kelimedir. Ne olarak kullanıldı? İsim olarak kullanıldı. E ama orası yüklem. Yüklem bir sözcük türü değildir. Evet. Zamirden türemiş sözcük hangisinde yüklem olarak kullanılmıştır deseydim cevap yine değişmeyecekti. Burada bencil kelimesini ne yaptın? İsim olarak kullandın. Peki bencil insan dersen insan isim. Nasıl insan? Bencil insan. Niteleme sıfatı olarak kullandın. Bencil davranıyor dersen davranmak fiil. Fiili nasıl sorusu sorulduğunda durum zarfı bulunur. Burada durum zarfı olarak kullandın. Peki bu yolu benimsedi dediğinde zamirden türemiş sözcüğü fiil olarak kullandın. Benden benimsemek oldu. Sensiz yaşanmıyor. Yaşanmak değil, nasıl yaşanmıyor? Sensiz. Durum zarfıdır, zamirden türemiş olan sözcük. Son örnek. Sensizlik zor. Peki ne zor? Sensizlik. Bir cümleye ne ya da kim sorusunu sorduğumuzda yanıt aldığınız sözcüğün türüne de isim demeyi unutmayın olur mu? Aynı zamanda sensizlikte de iki yapım eki var. Bunu da atın heybenize. Çok güzel bilgiler. İyi öğren, takipte kal. Görüşürüz.